Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. 5 hesap 1 adam. Kanlı canlı klan savaşları serimizin yeni bir bölümüyle yola tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Belediye binası 13, belediye binası 10, 9 ve 2 tane 8 hesaplarımdan oluşan bir orduyla 5'e 5, e 5 biri klan savaşına dahilim arkadaşlar. Rakip şu ana kadar 3 tane saldırı hakkını kullanmış durumda. Belediye binası 9 köyü işleyememiş ya. Hem de belediye binası 10'la. Bu karşı tarafın elini bir hayli zayıflatacak aslında. Ama yok ya bir numarası zaten 13. Bu köyü her türlü darma duman ederler. Yani yine savaşın kaderini bir numaralı köylere yapacağımız saldırılar belirleyecek arkadaşlar. Aynen. Şimdi yani burayı izlemeye gerek yok. Şu Klan Kalesi'nin yanında iki tane Tesla ile beraber vatandaş kalmış. Klan Kalesi kontrolü de yapmadı. Süper minyonlar golemlerin canına okudu. Belediye binası onunla 9'u üçleyemedi. 9 diyorum ama derimde varmıyor. Yeni geçilmiş bir köy yani. Neyse rakibini kınama başına gelmesin. Neler yapacağız? Aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Aa, rakipte de belediye binası 9 var. Şuraya bir bakacağım. Eğer çok iyi değilse savunmaları ya belediye binası 9 ile buraya saldırayım diyorum ama çok da gerek yok. Yeni geçilmiş bir hesap. Ordu kamplarını falan bile henüz basmadım arkadaşlar. O yüzden işi çok fazla şansa bırakmak istemiyorum. Ne yapacağım? Belediye binası 13 ile 1 ve 2 numaralı köylere saldıracağım. Belediye binası 10 hesabımla 3 ve 4 numaralı köylere saldıracağım. 9 hesabımla da belediye binası 7'ye saldıracağız. Yani belediye binası 10 hesabımla şu 3 numarayı üçlemem gerekiyor. Ve atıcılar cadılar severler bu düzeni. Bu düzeni çok fazla sevmezler ama savunmaları düşük. Çatır çutur işleriz arkadaşlar. Sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Son olarak bir numaralı köyü de göstereyim. Çok enteresan bir rakip arkadaşlar. Çok düşük savunmaları var. Ağır savunmaları halletmiş bayağı. Hani 6. 7. seviye cehennem kuleleri. Kaya saçarlar 2. Kartal topu 4. Max. XY'leri da aynı şekilde ama şurada 2. seviye havan var ya. Birinci seviye havan var. Bence troll yapıyor arkadaşlar. Yani bakar mısın 20 level kraliyet şampiyonu var. 70 level kraliçesi var. Ama birinci seviye havanı kalmış. Yersen. Bilerek basmıyor buraya. Bir binici madenci hibrit saldırısı yapacağım arkadaşlar. Vaziyetler bu şekilde. Öyle sanıyorum ki bu kaseyi kazanacağız. Klan TP'lerini eve götüreceğiz. Videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin izlemeye yeni başlayanlara da günlük Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. İsterseniz gelin şu savaşlara başlayalım. Pekala efendim hesaba giriş yaptım bir de ne göreyim 5 tane işçinin 5'i de boşta uyuyorlar kulübelerinde. Gelin şunlarla yapabiliyorsak bir yükseltme yapalım. Bir iki tanesi bile olsa en azından çalışsınlar arkadaşlar. Şöyle 1 milyona ucuzlardan basabildiğimi basacağım. Kara eksi sondasını basalım. Basabiliyorsun başka bir şey? Hiçbir şey basamıyoruz. Tamam. Ordu hazır gibi gözüküyor. Hala da belediye binası 8 seviyesinde ama. biniciyi 5 yaptık ama ordu kamplarına henüz dokunmuş değilim arkadaşlar. Klan kalemde elektron var. Kral kraliçe ayakta. Bebek ejderi ordumuzda basılı. Acaba diyorum şöyle bir şey mi yapsam? Yani videoyu birazcık daha güzel bir hale getirmek için 4 numaraya ve 5 numaraya burada mı saldırsam? Hem ganimet de almış oluruz. Klan kalesinde ne var? 30 birim yüksek ihtimalle elektro çıkacaktır. Iııı ee... Ya hadi deneyelim madem şansımızı ya. En kötü fazladan bir tane daha saldırı yapmış oluruz. Üçlersek elimizde güçlü olacak. Şimdi Krediçe kılan kalesi. Hmm, tamam. Tamam efendim şöyle bir şey yapalım. Kralı şu noktadan bırakacağım. Yukarıya doğru çıksın istiyorum. Aşağıya mı inecek ama emin değilim. Pekala elektroyu da şu noktadan bıraktım. Ee, binici testiyle klan kalesini henüz çıkartamayacağız. Kralın özelliğine basıyorum. Rakip kraliçenin ve klan kalesinin temizliğinin peşindeyim arkadaşlar. Elektro'yu öfkelendirdim. Hava savunmasını dondurdum. Bir tane şu noktadan binici bırakıyorum. Klan kalesini çıkartabilmek için. Şahane. Evet. Balon ve ejderler varmış. Çok daha iyi. Kraliçemi de bırakıyorum. Zehri yapıştırdım. Kraliçeden kurtulmuş olduk. Elektro bir vurdu. Balonlar hakkın rahmetine kavuştu. Ejder daha keza öyle. O zaman sanki bu köyü Üçledik gibi ya öyle değil mi? Büyücüleri ufak ufak salalım. Kraliçe bomba kulesini indirdi. Ee, klan kalesindeki elektro ve kraliçeye destek olması için binicilerimi şuradan şu şekilde bırakıyorum. Kral geldi. Tam şu noktada bir tane iyileştirme büyüsü iş yapacaktır. Şansımıza bakar mısınız? Bütün iskeletler de karada ya. Hem de hepsi bir yandan çıktı. Tamam iki tane daha iyileştirmem var. Bence köy ya. Aynen. Binicilerin gücü adına arkadaşlar. Belediye binası 8 ve 9'da en güçlü ordulardan bir tanesi binici ordusudur. Belediye binası 9'da tazı balon da çok iş yapıyor ama onu da söylemiş olalım. Pekala. Savunmalarda da düşüktü zaten bunun sayesinde zaten bu kadar kolay bir 3 yıldız almış olacağız. Evet biniciler şimdi krala dönecek iskeletlere dönecek. Kral Kraliçemizin özelliğini kullanıyorum. Ölmemesi iyi hemen bir sonraki saldırıya geçebiliriz bu sayede. Şahane. <laughs> Güzel. Güzel. Güzel bir başlangıç yapmış olduk. Hani keyifler yerinde, moralimiz bozulmadı. <laughs> şey oluyor ya. bir numaraya saldırıyoruz ilk başta. Direkt kraliçe yürüyüşünde saldırının başında kaybediyoruz. Sonra o moralle diğer saldırıları yap da görelim. Pekala. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Direkt bebek Ejder ordusuyla 5 numaraya saldırmak istiyorum. Şöyle büyülerimizi de eğitelim. Büyü basamıyoruz. Ganimet kalmadı ya. Hiçbir şey de yok. Ne var? 20 tane bebek ejder 9 yıldırım. Çatır çutur işleriz ya. Belediye binası 7. Bir zahmet yani. Savunmaları nasıl düşük. Hemen aradan çıkartmak istiyorum. Şimdi şu yıldırımla 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. de şöyle şuraya bırakalım. Şimdi klan kalesini çıkartacağız. 1, 2, 3 tane bebek ejder bir saniye. Havaya vuran herhalde sadece minyonlar var. O yüzden kraliçeyi ters taraftan bırakacağım ki kraliçeyle uğraşmasın. Pekka olabilir içinde veya golem olabilir emin değilim. Neyse klan kalesi indi gerek bile kalmadı. Tam. İyi burayı da bu şekilde üşlemiş olduk. <laughs> Daha nereye üşledin kardeşim dur bir saldırı bitsin dediğinizi duyar gibiyim ama üşlenecek arkadaşlar. Savunma namına bir şey kalmadı. Bebek ejderleri tutacak bir şey kalmadı. Yani aklınıza bir şey gelmesin. Rakip de aynısını bana yapacak arkadaşlar. Buradaki olay tamamen aradan çıkartacağız. 3 yıldızı garantiye alalım. Asıl önemli olan şey 1 numaralı köy olacak yani. Güzel. Böylelikle 2 savaşta 6 yıldızı cebe atmış oluyoruz. Şimdi isterseniz gelin belediye binası 10 köyümüze geçiş yapalım. Pekala efendim belediye binası 10 hesabımızdayız. Hali hazırda Atacı Cadı Pekka ordumuz ki bu benim belediye binası 10'daki favori ordumdur. Klan kalesi ve hero'larla beraber tam performans ayaktayız arkadaşlar. Yalnız şöyle bir risk var. Ufacık bir risk var. Ee, burayı üçleyeceğiz arkadaşlar. 3 Üç numaraya saldıracağım. Kesinlikle üçlemem lazım. Olası bir sıkıntı da burası 2 yıldızda kalacak. Çünkü belediye binası 10'a saldıracak başka bir ordum Binam yok arkadaşlar. 9 da saldıramayız. Ki 2 tane hakkımızı da kullandık. Aşağı tarafta da 2 tane 8 hesabı var. Yani demek istediğim şu ki bu 3 numarayı şu anda 3'ledik 3'ledik. Üçleyemezsek bu saldırının telafisi olmayacak. O yüzden şöyle bir plan yapmak istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Şuradan bir tane bebek ejder bırakacağım. Şu altın depo, altın madenine iksir toplayıcının olduğu bölgeye. Bir tane bebek ejder de şuradan bırakacağım. Sağ solu kapatacak. Pekka Pekka. Merkezde buluşacaklar. Tokmakla içeri gireceğiz. Kral Kraliçenin özelliği. iki tane tekli cehennem kulesi tokmağa kilitlenecek. O yüzden tam ortasını donduracağım. Klan kalesi çıkacak. Zehri yapıştıracağım. Atıcıları şu bölgeye sokarsak atlatmayı da şu arka tarafta kullanır. Köyü dümdüz eder çıkarız. Bir sıkıntı çıkmazsa planlar bu şekilde olacak. Güdümlü testi yapmayacağım. Balonları sona saklamak istiyorum. 2 tane balonumuz var. O yüzden inşallah bebek ejderlere güdümlü hava mayını isabet etmez. Yoksa saldırı baştan patlayabilir yani. Birlikler tamam, büyüler tamam. Herolar ayakta, koruyucumuz yok. Evet, mesajı anlayanlar anladı. Klan kalesi de dolu olduğuna göre saldır dedim. Gitti efendim, haydi bakalım. Şimdi şuradan bir tane... Bebek ejder bırakacağım. Kulübeden aşağı doğru gelsin. Bir bebek de garanti olsun diye şuraya bırakmak istiyorum ve güdümle hava mayını çıkmadı. Çok güzel. Çok güzel efendim, şahane. Şimdi şu iksir toplayıcıya giderse bebek şahane olacak. Hadi ona git. Ona git. Mükemmelsin sen ya. Pekka. Pekka. Tamam. Tokmak, kral, kraliçe. 1 2 3 tane cadı. Peşten büyücüleri de gönderiyorum çünkü şey gelecek arkadaşlar. Klan kalesi gelecek. Tahmin ediyordum şu noktada bir öfke zehir cehennem kulelerini ikisini birden dondurmamız lazım şahane çok güzel olmadı mı hemen peşten atıcıları da satıyorum ee, <laughs> salıyorum içeriye doğru girsinler şu noktada bir tane de iyileştirme büyüsü yapıştırdım güzel kralın özelliğine basıyorum atıcılar içeride tamam köy köyüçlendi ya tam şu merkezde bir öfke büyüsü daha kullanıp şu bölgede atlatmayı kullanıyorum arkadaşlar elime tekrardan şifayı aldım atıcılar nereye gidiyorsunuz karar verin şu bölgede bir gidiyorlar gibi iyileştirmeyi yapıştırıyorum. Ve bu köyü bu şekilde çatır çutur üçlemiş oluyoruz arkadaşlar. Güzel. Güzel. Fena değildi. Fena bir saldırı olmadı. Beğendim. Tam yapmak istediğimiz şeyi yaptık. Yani savunmalar düşüktü ama asıl önemli olan şey benim için yapmak istediğim şeyi yapabildim mi? İstediğim askerleri istediğim bölgeye yollayabildim mi? Bunu başardıysanız savunmalar düşük bile olsa güzel bir saldırı yaptınız demektir arkadaşlar. Şu şartlar altında savunmalar max da olsa bu köy yine de üşlenirdi. Birkaç tane daha fazla atıcı az kalırdı ama yine de üşlenirdi yani. Pekala efendim %96, %98, 99 ve köyü şükürler olsun üşlemeyi başardık arkadaşlar. Şimdi sırada ne olacak? Ana hesabımız olacak. Belediye binası 13'e geçeceğiz. Orada önce 2 numaraya Sonra da bir numaraya saldırımızı gerçekleştireceğiz. Diğer hesaba geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar belediye binası 13 hesabıma girişimi yaptım. Elimde hali hazırda binici madenci ordusu basılı. Klan kalesi boş. Onu birinci numara için saklamak istiyorum. Şayet isteği attıktan sonra tam şimdi attım kayda başlamadan önce 15 dakika sürüyor. İşte bu yüzden klan savaşlarını yapıyorum 5'e 5. Klanın leveli bir an önce yükselsin de bağış isteme bekleyi süresi 10 dakikaya düşsün. Neyse tamam. Uzatmayalım. Şu 2 numaraya saldırı yapacağım. Klan kalemiz yok. Yani normalde ne olursa olsun tavsiye etmiyorum. Her zaman ciddiye alın ama ya bir zahmet hero'larımız max askerlerimiz max bu köyü işleyelim yani değil mi? Bir zahmet. Pekala. Şimdi klan kalesi nerede? Şu noktadaymış. Kraliçeyi şuradan içeriye doğru sokarım. Şu duvarı kırarım. Şu duvarı kırarım. Hop kraliçe şu iksir deposunun olduğu yerde. Yukarı doğru giderse uçan kışlayı şuradan bırakırım. Şu tarafa doğru giderse uçan kışlayı saat 9 köşesinden bırakır hibriti salarız. Aynı. Pekala. Birlikler tamam. Büyüler hirolar ayakta. Koruyucu havada. Bak iyi ki de bakmışım. Tazı balon saldırıları yapıyorum. Efsane liginde çözmeye çalışıyorum işleri. Henüz becerebilmiş değilim ama uğraşıyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi şu noktadan yetiyi bırakalım. Şu noktadan bebek ejder. Bir tane balon. Kraliçe şifacılar ve süper duvar kırıcıyı da gönderiyorum. İşte ciddiye almazsan böyle olur. Ciddiye alacaksın arkadaşım ciddiye almazsan patlarsın. Patlarsın o yetinin bir an önce ölmesi lazım. Hiç yapmayacağım şey normalde beklerim ölmesini beklerim. Yetinin ölmesini beklerim her zaman. Şimdi o yeti ölmeyecek ya. <laughs> ne kadar güzel ne kadar güzel. Peki kraliçenin özelliğini kullanıyorum. Yalnız var ya bir de köyü işleyemiyormuşuz Uçan kışlam da yok. <laughs> Uçan kışlam yok. Eyvah eyvah. Tamam. Heyecan yapmayalım ya. Hala daha işleriz bence köyü. Sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. İki tane balon şuraya göndereceğim. Klan kalesi temizliği de yapmadık değil mi? Boş muydu kale? Tam çözemedim. Ya da yere bakan birimler var. Havaya vuran birim yok. Bilemiyorum vallahi. Neyse. Dur bakalım. Şuradan hibriti salıyorum. Hemen peşinden biniciler ulan şu işe bak ya. Vay arkadaş ya. Cık, yani var ya olacak iş var, olmayacak iş var. İşte hafife almayın arkadaşlar. Hiçbir zaman asla ve asla rakibinizi hafife almayın. Şuraya bak Yeti var ya savaşın sonuna kadar gidecek bu noktada. Ama köy işlendi, sıkıntı yok. Bir an korktum. Yalan olmasın bak bir an korktum dedim aha rezil olduk. En az 300 abone kaybederim ben bu savaştan sonra diye. Neyse ki ciddi bir sıkıntı çıkmadı. Asıl saldırı tabii ki de diğer köyde olacak arkadaşlar. Bunları tamamen adet yerini bulsun diye yapıyorum yani. %97, 98, 99 ve köy üçlendi. Ne kadar mükemmel bir savaştı ama öyle değil mi? Başa sar tekrar izle. Öğrendikçe daha çok öğren. Tecrübe üstüne tecrübe. Pekala. Şimdi sırada final saldırımız olacak. Bir numaralı köye gelin. Elimize kalemi alıp bir plan yapmaya Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu köye saldırı yapacağız. Gelin bir plan yapalım. Birkaç tane plan üzerinden düşündüm. En sonunda yani en iyi iş yapacağına inandığım planı sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi baktığımız zaman klan kalesi, belediye binası, hirolar ve kaya saçarlar bütün tekli cehennem kuleleriyle beraber şöyle şu bölgede yer alıyor. Yani kraliçe yürüyüşüyle bir şekilde buradan sağ çıkabilirsek Köyün geri kalan kısmını temizlemek çocuk oyuncağı olacak. Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Kraliçe'yi şuradan içeriye doğru yürütmeyi düşündüm. Hava patlasının konumu yüzünden vazgeçtim arkadaşlar. Üstten değil, aşağı taraftan ilerleyeceğim. Yani kraliçe'yi şöyle şuradan içeriye doğru sokmaya çalışacağım. Kraliçe buradan ileriye doğru devam ederse binicileri, madencileri şuradan içeriye doğru sallayıp köyü dümdüz edip çıkacağız arkadaşlar. Bunun için ince detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Şayet kraliçe yukarı değil aşağı yönde ilerlerse patlarız. İki tane kaya saçar ve kral kraliçe belediye binasıyla beraber dinicileri madencileri burada milisaniyeler içerisinde eriteceklerdir. Bu yüzden ne yapacağız? Aklımda şöyle bir plan var. <laughs> Şimdi şu tekli cehennem kulesinin konumu pek hoşuma gitmedi. Okçu kulesi de hakeza. Bu okçu kulesinin inmesi lazım. Bu bağlamda tekli kule Laboratuvarı görüyor mu? Görmüyor. Tam şu noktadan laboratuvarın dışından arkadaşlar şuradan yetiyi bırakacağım. Tam şu laboratuvara. Yeti muhtemelen laboratuvardan atölyeye doğru ilerleyecektir. Öldüğü takdirde de yetimitlerle okçu kulesini indireceğini düşünüyorum. Eğer okçu kulesi inmezse kraliçenin içeri doğru girme ihtimali var. Farz edelim ki okçu kulesi indi. Eğer canı az kalırsa bir tane de balon gönderebilirim. Yani şu bölgenin kapandığını düşünün. Değil mi? Aynen. Sonrasında ne yapacağım? Kraliçeyi tam şu noktadan bırakacağım arkadaşlar. Bıraktığım anda tekli kule ve Kaya Saçar'la beraber ilk sayıda kraliçeyi kitlenmiş olacak. Dolayısıyla riskli bir hareket aslında bakarsanız. Şifacıları peşinden göndereceğim. Tam şu noktadan göndermeyi düşünüyorum. Süper duvar kırıcıyla mümkünse eğer şurayı açmaya çalışacağım. Yani şu kesişim noktasına ulaştırmaya çalışacağım. Bu sayede kraliçenin hem sola hem de sağ tarafa doğru kapasitesi olmuş olacak. Vuruş yapma kapasitesi. Peki eğer her şey yolunda giderse sonrasında ne olacak? Şöyle biraz daha uzaklaşmak istiyorum. Aynen şu şekilde yeterli. Şimdi yeti şurayı kapattı dedik. Kraliçe ile buradan içeriye doğru girdik dedik. Şu noktadan da bir tane yeti bırakmak istiyorum. Kara iksir deposuna. İki tane yeti ile savaşa gireceğim. Bir büyücü buraya bir büyücü de şuradaki depoya bırakacağım arkadaşlar ki kraliçe içeriye girsin. Şu deponun dikkatini çekmesini izin vermek istemiyorum. Gizli testeler muhtemelen buralarda olabilir veya buralarda da olabilir. Artık ona anlık bir şekilde karar vereceğiz. Bu yüzden 4 tane de balon aldım. Yani kullanmak zorunda kalabiliriz. Kraliçe içeriye girdiği takdirde tam şu noktada bir dondurma büyüsü kullanacağım girişte. Bir dondurma büyüsü de şu noktada kraliçe ve kaya sıçır için kullanabilirim. Kraliçe buradan yukarı doğru çıkarsa eğer özelliği ile beraber Şu noktadan uçan kışlamı Ve Kralımı bırakacağım. Onlar yukarıya doğru şu şekilde bir çizgi boyunca devam edecekler. Şuradan içeriye doğru da hibriti salacağım arkadaşlar. Tam şu bölgede bir tane iyileştirme büyüsü kullandıktan sonra muhtemelen ordu şuralardayken koruyucunun özelliğine basarım. Şampiyon da şu noktada dikkat ettiniz mi? Koruyucunun özelliğine basmadan hemen önce şu noktadan bir tane de kelle avcısı göndereceğim kelle avcısı koruyucunun alanın içerisindeyken özelliğine basacağız ve saldırı şöyle şuralarda yukarılarda bitecek. Kraliçenin şu arka taraftaki tekli cehennem kulesini alabileceğini pek düşünmüyorum. Yani iki tane hero var klan kalesi kaya saçar çok ciddi hasar alacak erkenden kaybedebiliriz ama yani çok güzel bir değer elde etmiş olacağız oradan. Bu saldırı için söylüyorum kraliçenin buradan sağa çıkmasına da gerek yok. Yeter ki şöyle şu bölgeyi Hero'lar ve klan kalesi ile beraber temizlesin. Evet planlar bu şekilde. İyi bir plan mı kötü bir plan mı bilmiyorum. Ama kesinlikle bir plan. Labada lubada dağılmayacağız yani. Orada ayaklansın. Klan kalesini doldurayım. Son kontrolleri yapıp hemen geliyorum. Pekala efendim her şey hazır gibi gözüküyor. Şimdi bakalım son kez birlikler tamam. İki tane yetimiz var değil mi? Aynen öyle iki tane süper duvar kırıcı var. 14 madenci, 9 binici, 5 şifacı, 4 balon, bir tane mi büyücüm var benim? 2 tane var sanıyordum ama neyse. Tamam çok ciddi sıkıntı çıkmaz. Büyüler tamam. Hero'lar ayakta. Koruyucu yerde çok önemli. Uçan kışlamız da var. O halde saldır dedim gitti ya. Hadi bakalım ne olacaksa olsun. Şimdi öncelikle şu uçan kışlamızı bir alalım. Değil mi? Unutmayalım sonrasında. Yeti'yi seçtim. Hafiften yaklaşıyorum. Tam şu noktadan yetilerden bir tanesini bırakacağım. Diğer yetiyi de şu noktadan bırakacağım. Hemen peşine bir tane büyücü salacağım. Evet gizli tesla farmını bulduk arkadaşlar. Tarla çıktı. Evet yetimitler okçu kulesine gidiyor şahane. Tekli kulenin onu indireceğini biliyordum. Okçu kulesinin inmesi benim için kafi arkadaşlar. Bu bağlamda ne yapacağız? Önden bir tane öfke büyüsü bırakacağım. Hemen ardından bir tane balon göndereceğim. Kraliçemi salıp Hemen peşine de şifacıları göndereceğim ama birazcık bekletmek istiyorum. Şifacıların kaya saçara ulaşmasını istemiyorum. Pekala. Elime dondurmayı aldım. Tam şu bölgeyi donduruyorum. Gayet güzel. Hadi tekli kuleye hedef al şimdi mükemmelsin sen ya. Gayet güzel. Bir tane daha öfke büyüsü kullanacağım. Rakip kraliçe sıkıntı çıkartmaz. Hadi bir tane kelle avcısı göndereyim. Nefes bile aldırmadım. Mükemmel. Şimdi ne yapacağız? Klan kalesi çıktı şu noktadan. Bir tane süper duvar kırıcı tekli cehennem kulesini dondurup Ejderleri zehirliyorum. Güzel. Şimdi, şu noktadan şampiyonu <laughs> bıraksam mı? Bırakmak zorundayım. Aksi takdirde Kraliçe oradan sağ çıkamayacak gibime geldi. Ama çıktı gibi. Hadi. Ah be, özelliği gitti. Ciddi bir problem yok. Bir tane daha öfke büyüsü kullanıyorum. Kartal topu yandı. Kraliçeyi kaybettik. Haydi. Haydi. Al başına belayı. Şampiyon binayı alır mı? Almadı. <laughs> planda değişiklik yapacağız arkadaşlar. Başka çaremiz yok. İki yıldızı garantiye almam lazım. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Tamam. Tamam. Şu noktadan kralı bırakacağım. Uçan kışlığı da şöyle sallayıp hibriti binaya doğru göndermek <laughs> zorundayım arkadaşlar. Öteki türlü iki yıldızı bile alamayacağız yani. Bu bağlamda madencilerimi salıyorum şuradan şu şekilde. Hemen ardından koruyucu. Binicilerimi gönderiyorum. XR'larına doğru gidecekler. Şampiyonu da saldık ya. O birazcık sıkıntı çıkartacak. İyileştirme büyüsünü yapıştırıyorum. Tamam. Ha gayret. Koruyucunun özelliğine basmak zorundayım. Öteki türlü binaya kadar bile ulaşamayacağız yani. Şu noktada bina için iyileştirme büyüsünü madencilerde kullanıyorum. Klan kalesinden çıkan biniciler geldi. Şuradan. Tamam. Kaya Saçar. Kaya Saçar vurma çok fazla. Lütfen iyileştirmenin içindeyiz. Hadi şu Kaya Saçar'a ulaşın artık. Kartal topuyla beraber vuruyor. Ciddi sıkıntı çıkar. Kaya Saçar'ı indirdik. Pekala. Ama 3 yıldız olmaya yeteceğini pek sanmıyorum açıkçası. Vay be. Ulan niye böyle oldu ya? 3 tane tekli Cehennem Kulesi. 2 tane Kaya Saçar. Klan Kalesi. Tesla'ların orada çıkması bütün işi mahvetti arkadaşlar bütün işleri mahvetti. Ekstradan koruyucuyu, şampiyonu kullanmak zorunda kaldım. Kötü oldu be. Çok kötü olmadı mı ya? Üzüldüm vallahi üzüldüm. Yani üçlerim diye düşünüyordum ama gizli testaları böyle şu duvarların önünde birer birer çıkar diye düşünüyordum. Tam köşede hepsinin birden çıkması beni o noktada şampiyonu kullanmaya zorladı arkadaşlar. Eğer kullanmasaydım kraliçe üst tarafa çıkacaktı. E bir de şampiyonu da sahaya sürünce kartal topu uyandı. %73 iki yıldızda kaldı. Al başına belayı. Rakip %74 alırsa savaşı kaybedeceğiz. Ve şu anda henüz rakipten bir hamle yok. Her zaman olduğu gibi yine sonuçları Instagram hesabımdan paylaşmayı unutmazsam deneyeceğim arkadaşlar. Yani maalesef final saldırısı hiç de istediğim gibi olmadı. Birazcık patlamış olduk ama olsun. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.